topu göremedi bile. Ah be şirinim. Sen Fırtına'nı nasıl bırakıp gideceksin be? Ben sana bir daha masada dokunmayacaksın demedim mi lan? Ha? Bırak! Sen bacak kadar çocuğu tehdit etmeye utanmıyor musun lan? Anasının hayallerini yıkmaya. İnsan mısın sen Fuat? Bırak lan! Değilim lan! İnsan falan değilim! Ne yapıyorsun lan? Ocağına düştüm hocam. Bittim ben hocam, ben bittim. Tamam, tamam bırak lan bir. Ben ettim sen etme ocağı. Ne olur kurtar beni. Ne olur kurtar beni. Tamam geç otur şuraya tamam. Geç. Bize iki kahve gönderir misin? Sağ ol kardeşim. Ben bittim hocam. Çıkardı yüzüğü verdi elime. Bir şey yapmazsan beni boşayacak. Şimdi mi geldi kadın aklına? Görmedim hocam. Vallahi de billahi de görmedim. Yani canına tak demiş ama görseydim Allah cezam versin yapmazdım. Hocam ben Şirin'i kaybedemem. Vay be Fuat. Sen ne kadar aşıkmışsın ya. Zerre inanmıyorum söylediklerine. Seven adam böyle yapmaz. Neler yaptın kadına? Gözlerine bakınca ne görüyorum biliyor musun hocam? Pislik bir adam olduğumu. Masal da öyle bakıyor bana. Mahalledeki herkes. Yüzüme gülüp arkamdan neler söylüyorlar. Ama Şirin öyle değil işte hocam. Şirin temizmişim gibi bakıyor bana. Tiksinmeden, arkamdan gülmeden, umudunu kaybetmeden. O bana öyle baktığında ben kendimi iyi bir adammış gibi hissediyorum biliyor musun? Bir halta yarayan bir adammışım gibi. O yüzden şu anasını sattığım hayatta Şirin de beni terk ederse ben çok kötü bir adam olurum. Sen bile kötü olmak istemiyorsun aslında. En kötüsü bile kötü olmaktan mutsuz. O evi yaptırsam affeder mi beni? Nasıl yaptıracağım Fuat? Hangi parayla? Karınla arandaki senin meselen beni ilgilendirmez. Ev meselesine gelince sana söz verdiğim gibi onu ben halledeceğim. Vallahi mi? O zaman belki benden boşanmaz ha hocam. Affeder beni. O beni ilgilendirmiyor Fuat. Senin problemin o. Ben senin için yapmıyorum bunları. Masal için yapıyorum. Bana bak. Bir daha fırıldaklık yaparsan Urgan'ı hatırladın mı? İstersen ben de çok kötü biri olabilirim. Hoca. Sağ ol. Elif Hanım merhabalar. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ne rahatsızlığı Evgin Bey? Buyurun dinliyorum. Teklifiniz hala geçerliyse masala yardımcı olmanızı çok isterim. O bir hata yaptı evet. Ama o da bir çocuk. Ve bir çocuk gibi yaşamaya hakkı var. Onun bir eve ihtiyacı var Elif Hanım. Elimden geleni yapacağım merak etmeyin.
Detayları sonra konuşuruz, olur mu? Görüşmek üzere. Görüşürüz, bay bay. Nihayet elime düştün öğretmen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.